Peki. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, ruhun ruh şey yapıyorduk. Yok, yukarıdan aşağı iniyorduk. Ruhta mıydık? Ruhtaydık. Değil mi? Evet abi. Ruhta en son hangisini yapmıştık? Dört tane özelliği vardı. Dört tane özelliğinden şöyle ben açayım bir bakın. Çünkü uzun bir zaman geçti. Zişur'u yaptık. Ziyaret yaptık. Vücud alıcı yaptık mı? Yok abi. Şey, kanun emri yapmadın mı? Yok. Tamam. Şimdi bir hulasa edeyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Sonra Allah karar verdi. Kainatı yaratacağım diye. Şuradan açayım. Allah karar verdi. Kainatı yaratacağım diye. Kainatı bir çekirdekte yarattı. İlk önce bir çekirdeği yarattı. Şurada yapayım ben. Onun adı Nur-u Muhammedi'ydi. Biliyorsunuz onu. Şu an. Tamam mı? Benim bilgisayarda da güzel gösteriyor. Şu yaratmıştı. Bunu. Bu mecbul deniliyor. Yani berzahtır. Dikkat ederseniz bakın yukarıda esma. Yani vacip tarafı. Tamam, mahiyeti zaten siyah konmuş. O bilinmez, bilinemeyecek. Demiştik. Şu an adı zatiyen bize alametleri koymuştu. Latifelerimiz. Sıfatlarımız, subuti sıfat, zati sıfatlar bizde de karşılıkları var. Esma, malum esmalar üçe ayrılıyor. Esma-i zatiye, fiiliye ve esma-i hüsna diye. Sonra Nur-u Muhammed'i yarat, yani bir çekirdek yarattı şurayı. Şu masum olduğu yeri, şunu yarattı. Burada hepimizin enesi var, görüyor musun? Nur-u-Muhammed ene, şurada, ondan sonra, bu buradan ilk önce cevher yarattı. Cevher, bakın aşağı iniyoruz, cevher-i ruh, tamam mı? Cevher yarattı, ruh cevherdir. Ama mahluk değil daha. Bu sefer o çekirdekten infilak ettirdi cevherleri. Bu ruh cevheri. Bu ruh cevherine Allah dört tane özellik verdi. Zihayattır, zişurdur, kanun emri, vücudu harici yaptı. Bu dört sıfatları taktıktan sonra bir glaf-ı latif, bir beden-i misalisini sarmaladı, giydirdi, sonra cesede koydu. Cesetle ruh arasında glaf-ı latif, beden misali var. Onu herhalde anlatmıştım, glaf-ı latif, beden misali. Onu hatırlarsınız ama tabi unuttunuz, ümreden geldiğimiz için uzun zaman. Glaf-ı latif, beden misali, farklı farklı şeyler. Ondan sonra bir zihayatı konuştuk. Zişuru konuştuk. İki tane mi konuşmuştuk? Kanunu emri var, vücudu haricisi var. Bugün de vücudu harici konuşacağız. Vücudu harici konuşacağız. Vücudu harici nedir? Tamam, buraya kadar hemen sorun. Çünkü umumi bir derste hususidir. Sorabilirsiniz. Zaten gayet odur. Özel olmasının sebebi odur. Bak arkadaşlar, şurada ben göstereyim. Şu. Şurada diyeyim. Şuradan göstereyim. Nerede bu? Bu ruhtayız. Efendim, şu ruha gelmemiz lazım. Ruh burası. Şunu açacağız. Şurada ortada bir şey vardı. Arkadaşlar, zişuru yaptık şunu. Tamam. Bir görün isterseniz. Gördünüz değil mi? Bunun hakkında çok konuştuk. Sonra zihayat hakkında konuştuk. Tamam mı?
Şimdi vücud harici hakkında konuşacağız. 4 tane. Şimdi kabataslak vücud harici ne giymiş? 1. Nefsi insaniye. Bu insanlık hakikati. Yani bazen hani Mevlevi Risalesi'nde de var şu anlarda. Nefsine zulmettin derken bunu hemen aklımız gidiyor. Nefse mal. Nefis insan demektir. Ha? İnsan. Nerede bu şey var? 11. hakikat var ya Haşir Risalesi'nde. Bab-ı İnsaniyet ismi Hakk'ın cilvesidir. Orada insanlığın 11 tane hakikati var. Bir de insan nedir diye şu anlar 218'de 20 sıfatla insan nedir? Tamam, insan 20 sıfatla insan nedir? Oturabiliriz. Hakikati ise 11. hakikatta. İnsan. İnsan, tamam mı? İnsan olmak. Biz insan olmaya geldik. İnsan değiliz. Unutmayın. Biz bu dünyaya insan adayı olarak geldik. Hani toplumda da konuşuruz ya. İnsanlığını mı kaybettin? İnsan ol, insan ilk önce. Külliyedeydim de Cumhurbaşkanı geçen bir hafta, 3-4 gün önce. 3-4 gün. Bir müdür diyor ki bana. Hocam dedi, kusura bakma dedi. Ayağa kalktı da diyor ama. Yani kendisi nur talebesidir. Bir müdür, birinin müdürü. Hocam diyor, yanlış anlamıyor, ben de nurcuyum dedi. Ama nurcu olmadan önce bir insan olacaksın dedi. Onların tabiri, emniyetçi ya, özel hareketçi bilmem ne. İnsan olacaksın dedi. Sonra ne olursan ol, olmasan da olur dedi. Bir insan olacaksın. Böyle acayip bir şey. İnsan, hani insanlığını mı kaybetti? Demek ki Allah bize ne verdi? Şu mertebeleri verdi. Lemalar da geçiyor. Vücut verdi. Hatırladınız. Sen hiçlikteydin. Cevher yarattı. Aklı ortaları. Vücut verdi. Sonra ne verdi? Hatırladınız mı? He? Hayat verdi. Yani birbirine bindirilene bakar mısınız? Verinden, gördüğünden içeri gideceğiz. Adem'den Cevher'e vücut verdi. Tamam. Sonra ne verdi? Hayat verdi. İçerisine doğru gir. Vücuttan hayat. Adetti falan için. Sonra insaniyeti verdi. İnsaniyeti verdi. Sonra ne verdi? İslamiyeti verdi. Sonra ne verdi? İmanı tahkiki verdi. Bunu herkese verdi. Fakat üstad diyor, asıl imam olduğu için peygamber olmadığından peygamberlik bitti peygamberimizden sonra malum. Fakat o peygamberlerin, eski peygamberlerin her kavme bir peygamber gelmişti. Bu noktaya nazar çok önemli. Şunu söyleyeceğim. Lazım olacak hepiniz derse bana sansınız. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ne kadar olur halim? 3000-5000 olmaz. Beni kazılarda çıkıyorlar bir şey işte. 2000 kişi sonra çıkar. Sizin ilçeniz kadar insan yoktu ya. Yani. Ama orayı inşaat etmek için bir peygamber gelmiş. 124 bin peygamber. 57 bin sene ya. Yani. 124 bin. Yani her bir sene bir peygamber gelse 124 bin sene diyor. Ki 7 bin sene. Düşün obek obek gruplara peygamber gelmiş ya. Yani. Tamam. Peki o kavmi, Lut kavmi, Ad kavminin helak olmasına sebep olan fiiller yok mu? Daha gelir. Peki o kavmin o kadar küçük olduğu halde irşadı peygambere ait. Şimdi o fiil var. Tamir edilecek. Tamir edilecek. Peygamber yok. O fiil o peygamber. Ha, o peygamberin mazar olduğu ismi azama asıl imamı da mazar olacak. Peygamber değil ama peygamberin mazar olduğu ismi azama mazar olmaz. Benim alimlerim o manada var. He, ulema ümmeti kebiye ben İsrail. Benim ümmetimdeki ulema, ulemalarım ben İsrail peygamberleri gibidir. Gibi.
Ondan sonra şimdi bu herhalde kesmez değil mi? Pil bir terminası da var. He. Yukarıda şimdi. Getirin abi. Yok gerek yok. Bir tane söylerim. Şimdi peki Risale-i Nur, Risale-i Nur bu ismi azama mazhar. Bu ismi azama mazhar. Şimdi ne anlatacaktım biliyor musun? Peygamber olmadığı için bu isimlere mazhar olduğunda şöyle diyor. Oradan sonrasını değiştiriyor. Diyor ki bir daha yapıyorum. Vücut verdi. Hayat verdi. İnsaniyeti verdi. İslamiyeti verdi. İmani tahkiki verdi. Ayrıyetten diyor hizmeti imaniye Kur'aniye de bana diyor hikmeti Kur'aniye ve hikmeti Kur'aniye ve hikmeti Kur'aniye ve ilmi ilmi tahkik mi diyor. Hikmeti lemalarda içiyor da. İman tahkiki mi? Yok. Bir şey versin, şey yaparsan. Bir lemalar getirsen bana. Hemen bir lemalar getirdi. O çok önemli. Hususi olarak bunun dışında iki şey kazandırmış. Hikmeti Kur'aniye ile imanın imanı tahkikimine vermiş. Onu şimdi bakarız. Vermiş. Şimdi bunlar arkadaşlar bu saydıklarım bu vücudu harici. Vücudu harici anlatmak istedim. Nefs-i insani. İnsanlık verin. Tamam mı? Bak şimdi. Yirmi altıncı lemadan o kadar garibinize gidecek ki bak vücudum her müminin vücudu gibi neymiş? Bir, vücut. Hayat neymiş? İki, insaniyet neymiş? Üç, İslamiyet neymiş? Ne etti? Dört. İman-ı tahkiki neymiş? İman-ı tahkiki. İyi ki baktık. İslamiyet'ten sonra iman-ı tahkiki. Sonra neymiş? Sonra marifetullah neymiş? Ve muhabbetullah nasıl olacakmış? Bu verilmiş. Hayat neymiş? İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İman-ı tahkiki neymiş? Marifetullah neymiş? Muhabbetullah nasıl olacak? Anlatsınlar diyor. Tamam mı? Bunu vermiş. Ondan sonra başka bir yerde de diyor bu ayrıyeten bize diyor marifetullah hikmeti Kur'aniye hikmeti Kur'aniye verildi. Bir tane bir tabir kullanıyor ama bakayım nerede o. Hikmeti Kur'aniye. Şurada bulabilir miyiz hemen? Neyse, buluruz. Bir şey verilmiş, Kur'an ilmi verilmiş, bir de imanın şeyi marifetle alakalı hikmetin verildiğini söylüyor. İki tane ayrıca verilmiş. Hikmeti Kur'aniye ve imanı hatırlayamadım. Ama ne iman? Bir iman verilmiş. Bu verilmesinin sebebi bakarsın hikmeti Kur'aniye verilmiş, bir de marifeti şey verilmiş mi? Öyle bir şey diyor. Şimdi ben bunu niçin söylüyordum? Bu insan, bu asırda insan olmak bunlardan geçiyor. Bu vücut verildi, hayat verildi, insaniyet verildi, İslamiyet verildi, iman verildi, marifetullah verildi, muhabbetullah verildi, hikmeti Kur'aniye ve hikmeti imaniye. İlmi Kur'an'ı hikmet imani. Ha. İlmi Kur'an tam buldum. İlmi Kur'an hikmet imaniye verildi. Tam buldum. Allah'a emanet.
İlmi Kur'an'ı, hikmeti Kur'an, bir de hikmet imaniye verildi diyor. İki şey. Marifetullah ve mabetullah'ın dışında. İlmi Kur'an'ı, hikmet imaniye verilmiş. O ismi azama, o tarafıyla mazhar. Şimdi, insan olmak zordur. Biz insan olmaya geldik. İnsanlık ne demektir? Şu demektir arkadaşlar, şaşıracaksınız ama bak bakayım nerede. Vücud harici dedik ya, şuradan şu mouse görüyor musunuz? Şu mouse'u bakın, şu kavu kayseri, tamam mı? Şuradan bütün bu alemlerin hakikatlarını sana kodlamış. Bu ustad şöyle diyor buna. İnsan ekber diyor. Kainatı ekber, kainata insan ekber diyor. Bu olay ve hadisatla hani zemin yüzüne inip de olay ve hadisatla münasebet neticesinde ruhta bir kemalet oluşuyor. Cenab-ı Hak da belli ki ona değer veriyor. O zaman demek ki bu Cenab-ı Hak neyse ne kadar kıymetli ki böyle yani buna bunu ehemmiyet veriyor. Çok acayip. Bakın şunu görüyor musun Murat'ım? Şunu görüyor musun? Şu komple bu alemler var ya böyle. Bunlar hepsi tek tek alem isimleri. Bak alemleri külliyatta buldum. Veya buraya koymak istedim. Koymadıklarım da var. 18 bin alem var ya. Bak görüyor musun? Adem, ilmi, muhit vesaire. Bak kader kalem. Bunlar şu gördüklerim var ya. Şu mağazda çıkıyor. Hepsi senin vücudun ruhuna kodlanmış tarafına ruhun vücud haricisi deniliyor. Şu. Görüyor musun abi? Sayf. Peki ana kargası görelim. Kargası. Bakayım nerede? Şu. Sana şu verilmiş. Vücud harici verilerek ne yapmış? Bir. Adem'den vücuda çıkarken ilk ceber oldu. Emir ilimle Adem'e bir vurdu. Eli mimirle vücut oradan fırçıklamış. Emir ilimle vurmuş. Nereye vurmuş? Gör düşün gör. Taş atıyoruz tamam mı abi? Bir vurduk şah etti. Bu şah sesi odur. Yani şah taşa benziyor mu? Suya benziyor mu? Hayır. Başka üçüncü bir şey şahsiyet. Bir vurdun bir ses çıktı. Suyun kendisi değil. Ses. Suya benziyor mu? Ha. O okyanusa su de kuyuya. Taşa emin ilim bir vurdu vücut. Vücudun ceberi. Tamam mı abi? Ne verilmiş? İnsaniyet verilmiş. Toplumda diyoruz ya insaniyetin kurusu. Yazıklar olsun insaniyetine. İnsanlığın mı yoktu? Ha, herkes insana benziyor ama insan değil. Kur'an'da da kelena bu behuna da diyor. Hayvana da aşağı. Değil mi? Sümeradet nöresfere safiri veya alayili. Lekad halekler insanı fi ahsini takmıyor. Böyleyken sümeradet nöresfere safiri. Yani esferi safiri insan değil. Ama insana benziyor. Yani demek ki biz insan olmaya geldik. Tamam mı? İnsan olmak demek o alemlerin hakikatlarına sahibiz. Peki ne oluyor biliyor musunuz? İlim bir mülkü var bir melekutu var. Bunu çok dedim ama bir daha değil. Tabii halk bunu anlamaz. Bunu da demeyiz zaten. İlmin zahirisi şudur. Anlatırsın, alır. Sen alıyorsun. Bu mülkteki. Melekut ilmin böyle değil. Bir şey almıyoruz. Anlattıklarımla sende uyanır. Sende var zaten. İnsan diyor, çekirdeğe benzer diyor. Çekirdeğe yeni yazılım var mı? Yok. Güneş, hava, topraksız ne yapar? Muamele bir de. Ağaç olmasına malzemedir. Yazılıma bir katkısı yoktur. Var mı? Yok. Yazılımın ağaç olması lazım. Olması için güneş lazım. Hava lazım, toprak lazım. İnsan da bir yazılımdır. Biz ilim almak gibi güneş alıyoruz. İslamet öyle diyor zaten. İman. Güneşe nispet ediliyor, benzetiliyor.
İslamiyeti suya benzetiliyor. Toprağı ubudiyet toprağı altında, muameleyi ubudiyet toprağı altında evamil Kur'an'ı imtisal ederse, imanı ziyası ile, 23. söz, İslamiyet suyuyla ubudiyet toprağı altında evamil Kur'an'ı imtisal ederse, dar alemi arzıda olan çekirdek hakikati külli bir hakikate ağaç olacak. Peki bunlar o yazılıma bir katkısı yok, yazılımı dışarıda gösterdiler. O zaman ben size bir şey anlatırken almıyorsunuz, zahide budur. Hakikatınıza sahip oluyorsunuz. Hakikatınıza şahit oluyorsunuz. Hakikatınızı inkişaf ediyorsunuz. Onun delili nedir? Zevk almanızdır. Şu anda huzur varsa, zevk varsa bir başka bir şeyden almıyorsun. Kendinden zevk alıyorsun. İnsan en büyük cehennemi de kendisidir. En büyük cenneti de kendisidir. En büyük mukayyeni geldiğiniz ümreden, en büyük mukaddes ibadethane insanın bedenidir. Ruh bedende kıyama kalkarsa, 46 sözler, ruh bedende kıyama kalkarsa beden arzda namaz kılar. Bunu 31. sözde de şöyle diyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Kabul edeyim misin? İyi, oturursun namaza. Yoksa geçemezsin. Liyakat meselesi o. En mukaddes ibadethane Kabe değil, insandır, bedendir. Ha? Şimdi bu vücudu harici kargasını anlatayım, ondan sonra gireceğiz ona. Ama bir şeyde mesela yazılıma virüs girdi, yazılımı bozdu. Ama şeyde söylüyor işaret üzerinde, bir sırra binaen diyor, affedilir diyor. Diye bırakalım. Ha, o cevher değil. Mesela çekirdeğe iğne vurdum. O bitti. Günahtan bahsediyor. O günahlarla bu kadar kan dökecek, fitne fesat çıkartacak. Evet. Çocuklarınız da fitnedir diyor. Bu günahtır. İtikad oldu mu o iğne çekirdeğe batırdın iğneyi, bitti. O bitti. O cevher gitti. Hatem Allah'a ala kulubi ve ala efsanemisi ilahi ayette. O bu o. O günah. Yani bu kadar günah işleyecekleri, kan dökecekleri mi yaratacaksın diyor. Yani sana isyan et, küfür edecekler demiyor. Evet. Tamam. O tarafı. Vücudu harici demek, nefsi, insanlık demek. Yani ona usta şöyle diyor. Hüviyeti şahsiye, hakikat insaniye. Görüyor musun? Yani içeriden, istersen dışarıdan girelim ki daha kolay görürüz. Alemin şehadet. Tencere koyar mıyız? Tencere koyalım. Alem-i şehadet olarak ne anlıyorsunuz? Tamam bu abi. Evet. Koydum. Ondan sonra levh-i mahfi ispatı da koy. Koydum abi. Cennet cehennemi de koy içine. Bunlar hep asıldır. Arşı da koy içine. Sonra levh-i mahfuzu koy. Sonra arş-ı azamı koy içine. Sonra hüviyet-i şahsiye, hakikat insanemi koy. Bunların, bu saydıklarımızın komplesi insan olmaktır. İnsanlığını oluşturuyor. Bu da ruhun dört özelliğinden üçüncüsü olan vücut haricimizi oluşturuyor. Görmek isterseniz şeyi, sistemi şurada. Bir daha gösteriyorum, çok önemli. Şu çekirdekten sonra şu mouse'u görüyorsunuz, kabı kaysa. Buradan aşağıya bütün alemler sende dürülmüştür. İşaret icazda diyor ki Hazreti Ali'den aklı diyor. Sen kendini küçük görme, bütün alem sende dürülmüştür diyor. İmam Ali'den naklediyor usta. Son tarafta halifelik sırrında. Yani bütün alem sende dürülmüştür. İnsan oluşunla ortaya çıkar. Bu insanlığımız şeceri hilkatin kainat-ı ekber. Kainat-ı ekber. Yani kim insan? Kainat ne? İnsan ekber. İnsan aynı zamanda kainat-ı sonra. Burası yapılmış. Şimdi i̇nsanın şey, bunu anlaması sadece Cenab-ı Hak nezdinde yeterli olur mu? Olmuyor.
Yani öyle olsaydı zaten Allah'ın ilminde vardı. Senin anlamanı istiyor. İnkişaf ettirmesen bile Murat'ı. Çünkü bakıyorum da yani bugün de alemleri tam var kılığında ama yani inkişafına gelince yani diyor birkaç esmada yani büyük veliler bile birkaç esmada kaldılar. Evet. En azından bunu bilmen lazım. İnkişaf etmedi bize. Ama bildik değil mi? Ben böyleyim. En azından ilmen yakın. Bunu istiyor. Bunu istiyor. Allah bereket versin. Bunu istiyor. Bunu istiyor. Burada başlıyor zaten. Bütün meratibine peygamberi smasar. Evet. Bütün meratibine derece derece şey olan ulul az peygamberleri mazar. Kitap verilen peygamberleri mazar. Mesela kitap verilip ulul az peygamber olmayan da var. Ama kitap olmayıp suf olup ulul az peygamber var. Mesela Davut aleyhisselam. Evet. Ulul az peygamber değil. İbrahim aleyhisselam suf verilmiş kitabı yok. Ulul az peygamber. Bunlar mazar. Mazar derece derece. Miracı olanlar mesela. Mesela Kur'an'da 28 tane peygamberler mazar olduğunu zaten kendisi söylüyor. Miracı. Nuh'un, Yusuf'un, Yakup'un, Salih. Kendi Allah onaylıyor. Bunlar salihtir diyor. Tamam. Yani bu önemli olan çokluk değil. Bir kişi dahi bunu anlasın. Allah tektir. Allah'ın kıymetliliği. Allah oluşulur. Tamam. Yani mesela Allah olmasa da onun gibi tövbe başka mahluklar olsa 20-30 tane ne işe yarayacak ki? Böyle şey olsa. Kalite önemli kastediyorum. Yani şöyle kefeni, terazinin bir kefesini, Bediüzzaman'ı, İmam-ı Rabbani, Geylani'yi, Bahattin Şah'ın Nakşibendi koysan bir tanesini koy. Koy Bahattin Şah'ın Nakşibendi. Bu kefeye ne kadar insan koyacaksın ki tarzı? Kaliteyi olarak. Kaç kişinin kalitesi onu basar? İşte Hazreti Ebubekir için söylüyor radıyallahu anh işte bütün insanların imanı bir tarafa. Hazreti Ebubekir'in imanı bir tarafa. Nasıl tartışacaksın kaliteyi? Bütün insanlığı söyleyeyim. Evet. Demek ki insan olmak için geldik. Zordur ama insanlığını bilmek zor değil. Abi biliyorsun. Diyeceksin ki böyle bununla başlıyor zaten. Peki sana ne kazandıracak Ömer bu işi? Ya ben bu kadar mı değerliyim? Çöplük harcamam lazım kendime. Arkadaşlar bize yön gösteriyor. Tercihlerimizi tercih ettiriyor. Sen neyle kıymetlisin biliyor musun? Unutma bu cümleyi. Tercihlerinle tercih edileceksin. Abi hani böyle altının altın olduğunun farkına varması gibi bir şey bu yani. Evet. İnsanın insan olduğunun farkına. Bilmiyorum farkına varması bak. Tercihlerinle tercih edileceksin Said. Dünyada yaşadın ya bir sürü tercihlerin var. Toplamıyla sensin. Tercihlerinle tercih edileceksin. Farkındalığınla değer alacaksın. İnkişafında hakikate sahip olacaksın. Ama bizim böyle bir inkişafımız var mı? Fert yoktur. Asıl şahsı kemalatı bitirmiş. Ama şahsı manevi buna mazar mı? Mazar. Niçin? Çünkü Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavminin melun fiilleri bu asırda da daha gene bu konuda vazifeli olan Risale'nin şahsı manevisidir. Ben diyor Risale şahsı manevisi işin başında. Ben diyor bütün işimizi ve sizin işinizi şahsı manevize bıraktım. Şahsı manevi böyle bir anlayış zannediliyor. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Nerededir? Radyo dalgası neredeyse, televizyon dalgası neredeyse, o da oradadır. Yani adam konuşuyor, her yerde olacak. Ben ruhla dalga vereceğim, her yerde olmayacağım. Radyo ile konuşuyor, her yerde. Benim şu anda haletim ve tefekkürüm her yerde, niye olmasın? Senin de her yerde. Peki ne oluyor bak şahsı var ya yapıyorum. Senin aletin şu anda. Abi unuttum. Şükrü. Selim diyecektim şu. Ömer'le Şükrü. Haletin şu anda ortalama bir şey ya. Ortalama. Ne yaptı? Verici istasyonu, alıcı istasyon denk gelir gibi oldu. Sıfır bile olmasa tam. O birbirine yakın olanların oluşturduğu küme. Şahsı manevi. Mesela bulutu okursunuz mektepte. Topraktan çıkan rüzgarla bir toz
Toz bulutu, bulutun çekirdeğini oluşturuyor. Sonra nem ona yapışıyor. O nem ona yapışıyor. O da o neme, o da o neme bulut oluyor. İlk önce bulutun çekirdeği bir tozdur. Yükseldi. Bir nem yapıştı. O nem de yapıştı. O tozu ayakta tuttu. Hacmi genişledi. Gelenler de yapacaktı. Bulut yapışınca bulut oldu. Yani şükreden, saiklerden, halilerden, şu Ahmetler, Hüseyinler, Aliler, Abdülkadirlerden çıkan o sıcak hava, o tefekkür imani, ruhsal haleti rüyeler oraya çıkıyor. Birbirine yakın oldukları için birbirini celp ve cezbederler diyor İşaret Hücaz'da. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbeder. O bütünlüğe şahs-ı manevi deniliyor. O nedir? Canlıdır, ruhludur, şuurludur, aktiftir, faildir. İşimizi ona havale ettik diyor. Kadere de öyle diyor. Faili muhtardır kader. Kader öyle bir yazının falan değil. Kaderin dört özelliği var. Bunu bilmezsen kadere yatalı ders yapamazsın. Sureti, kanuniyeti, en dışarısı kaderin sureti. Gir içeri kaderin kanuniyeti. Gir içeri kaderin hakikati, mahiyeti. Her şeyde bu dört taneyi bu bileceksiniz o kadar. Senin suretin var. Gir içeri. Kanuniyeti bak. Şöyle yazayım. Her şeyin bak. Her şeyin 1, 2, 3, 4. Bunu bilmesen nakıs olur. 1. Kanuniyeti, sureti, söyle hadi şey say. Mahiyeti. Olmadı. Hakikati. Evet, esma. Suret en başta mı? Hayır. Peki hakikat neydi? Gördüğümüz zaman neyi yapıştıracaktık? Esma. Mahiyeti görünce ne yapıştıracaktık? Sıfat. Bu esma tarafı. Tarafı. Bu sıfat tarafı. Bu alemi şehadet tarafı. Tarafı, bu insan tarafı, kaderin kanuniyeti var. Oo, yanlış yazdık, ters yazdık bunu. Onu mu diyordun? Eyvallah, sen hakkın, kusura bakma, bunu ters söyledik. Evet. Sureti sevgisi olan var mı? Özür dileriz. Ama ne diyorum, ama siz işte yardım etmiyorsunuz o zaman. Sureti, hayır yanlış o. Mesela kaderin sureti var. Tamam. Kader mesela ne yapmış? Adalet etmiş. Sevk etmiş. Rızkını tayin etmiş. Tokatlamış. Tamam, serbest bırakmış. Kaderin de bir hükmü var değil mi? Anlıyor musun sen? Bu surettir. Kanuniyet insandadır. Unutmayın, her şeyin hakikati esma-i ilahiyedir. Her şeyin mahiyeti sıfattır. Sıfat. Bu kesin her şeyde. Her şeyde. Her şeyde. Bir de araştırma yaparken şu dörtlüğü unutmayacaksınız. Araştırma yaparken evveli, ahiri, zahiri, batınisi. Tamam, bu. Ver batın. Yani bunu bulduğun zaman şunu da bulacaksın otomatik. Ağaç düşünelim. Bak arkadaşlar. Ağaç düşünelim. Düşündünüz mü? Ağacın evveli neresidir? Çekirdeği. Bak. Hemen yazıyorum. Çekirdeği. Ustad buna ne diyor? Aferin. Ne diyor? Aslanım benim. Başka renk var mı? Şöyle yapalım.
Sikke. Peki, şunu şöyle açık olsun Hasan. Tamam. Şimdi abim, ahirisi nedir? Ahiri. Ağacın hem ahirisi. Meyvesi. Meyvesi. Hatem diyor. He? Üstad Hatem diyor. Hatem diyor. Peki. Koydum. Peki taktım. Zahirisi nedir? Ağaç. Ağacın kendisi. Ağacın kendisi. Buna ne diyeceğiz? Mühür. Mühür. Bu şey şablondur abim ha. Bunlar şablondur. Ne araştırıyoruz? Külli bir şey. Bu kalıplara sok bir konuyu şöyle diyeceksin. Bizim arama motorumuz. Arama motoru. Şöyle diyeyim. Bana bir kelime söyleyin. Mesela külli. Ne araştırıyorsun? Mesela? Nübüvvet. Nübüvvet. Ama oturacaksın. Hiç kolay. Ya nereden başlayacağım lan? Yine ayak karıştı. Bir soru sor. Nübüvvetin sureti nedir? Nübüvvetin kanuniyeti nedir? Hakikatin ne var? Evveli nedir? Ahir nedir? Zahirsi batırsı nedir? Bu sorularla cevap ara bitti. Zaten araştırmak demek soru sorabilmektir. El sualiniz bileyim. Sual sormak yemin yarısı. Evet. Tamam mı? Yani bir şey araştırıyor. Bir şey araştıracaksınız değil mi? Ara, yani çalışma yapıyoruz. Kompozisyon yaparken okulda nasıl başarılı olursunuz? Giriş, gelişme, sonuç. Kompozisyon şöyle yazılır. Soru ne kadar sorabiliyorsan kompozisyonun o kadar kaliteli olur. Soru sor başta. Şu evet diyorsun konuşmacı. Şu sor, şu sorularıma cevap arayacağız yarım saat içinde. Bir soruları diziyorsun ki o kadar hakim oluyorsun ki konuşmana. İkide bir oradan atlamıyorsun. Elinde soruları sordun mu? Cevapları zaten sen biliyorsun. Cevaplar mı? Darmadağın. Kafan neresinde? Oo, 10 sene önce kanuniyeti öğrendim. 5 sene önce hakikati öğrendim. 2,5 sene önce suretini öğrenmiştim. Darmadağın. Ha, soru sordun mu? Dağınık şeyleri hemen toplattırıyor. Soru soracaksın. Ha? Bunun adı da mehir. Şey, mehiri neymiş? Dikkattir. Peki, batınısı nedir? Ağacın makinası diyor, değil mi Üstad? Makina. Yani ağacın zahirsindeki arkadaki işlevi. Buna da ne diyor? Turrah. Turrah. Tamam abi. Araştırma yaparken her şeyi bu. Şöyle yaparsam daha şey yaparım. Silmeyin, yanlış değil de rengi değiştireceğim. Ki daha sınıfta dersten mi çıktılar çocuklar? Evet, abi. Çok güzel. Bana keyif veriyor. Bana müzik gibi melodi geliyor çocukların. Bağlaçı, müzik gibi geliyor. Bir yerde, bir dershanelerde, bunu başkası da duymasın da, kavga oluyor ya, geçimsizlikle. Bana arıyorlar. Ya abi kavga oluyor kadınlarla falan. Çözümler üretiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Ne biliyor musunuz? Bir tarlada bir araba durduğunu kabul edin. Toz kalkar mı? Yok. Toz ne zaman kalkar? Hareket edince. Demek ki hizmet var ki kavga ediyorlar. Evet. Kimse bir şey yapmadıysa kavga olmaz. Aa hiçbir derdimiz yok. Demek ki kimse bir şey yapmıyor. Ya boş versenlerin hiç şikayet gelmiyor mesela. Hiç gelmiyor ki. Abi şöyle de açacağım falan falan. Keyif alıyor. Anne baba şey çocuğa baskı yapıyorlar. Şöyle de böyle de bak. Şey Fransa'daki şey. Bak anne baba istiyor olmuyor. Kavgalıkçı olanlar annesi babasıyla olan bak kalabiliyor. Şimdi bu arada şeyleri de anlatıyorum ki kuralları size en lazım yani. Balıktan ziyade balık tutma. Şimdi cevheret yapalım. Arkadaşlar bu mahiyeti insaniye insana böyle kodlanmış. Tamam mı? Şimdi ben şu vücud harici eylemsel itibariyle alemimizi taşıyacağım şimdi. Bakayım. Şey yapabilecek misiniz? Şu değil. Bak. Ruhum zişurdur. Vücud haricidir.
Bak buraya yazmamış, görüyor musun? Ha şu dişine yazmış. Yazmış. Bizim konumuz neydi? Kanun emri mi? Şey vücut harici. Ahir ismine bakıyor. Mikail Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Topraktır. Hatemdir. İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı simgeler. Alem-i şehadettir ve emir alemi simgeler. En cami olan, en kesip olandır. Şey Allah'a en iyi gösteren nur mudur? Hava mıdır? Su mudur? Toprak mıdır? Toprak. Niçin? En cami. Evet, en kesip en camidir. Cümleyi unutmayın, yazdım oraya. En kesip olan, en cami olan, en kesip olandır. Şunu gördünüz mü? Bak vücud harici bak. Ahirdir. Son. İşte aslında zihayattir, zihşurdur. Kanun emri işleyecektik ama vücud hariciye girdik. İşte inşallah haftaya da kanun emriye gireceğiz. Vücud harici de topladım bu senelerin ha. Bu ahir diyebilmen için, Mikail Aleyhisselam diyebilmen için vücud hariciyi topluyorsun. Ondan sonra çalışırken Mikail Aleyhisselam neyin nesidir derken Mikail Aleyhisselam ne isim gelir? İnsanda? He? İnsanda mı? İnsanda. Şuuru. Peki İsrail Aleyhisselam bizde ne isim gelir? Hayatı. Azrail Aleyhisselam ne isim gelir bizde? Ne bulunur? Ruhu. Cebrail Aleyhisselam bizde? Dima. Size bir şey söyleyeceğim. Hani biraz önce söyledim ki ilim sureti şudur. İlim alırsın. İlim alırsın. İlmin kanuniyeti nedir? Dışarıdan uyandırırsın. Dışarıdan bir şey almazsın, uyandırırsın. Çekirdek misalini verdim. Çekirdekteki yazılım toprakta, suyla, havayla, muameleyle uyandı, ağaç oldu. İnsan da böyledir. Şimdi bak ne söyleyeceğim. Cebrail Aleyhisselam, Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhisselam, Şecer-i Hilkat'a var mı? Var. Dur şu şöyle öpsün var. Allah'ın dışında alemde Şecer-i Hilkat ya. Evet. Ha, hepsi var ya. Cennet, Cebrail, Mikail, hepsi var. Hepsi bizde var mı? Var. Cebrail'in de var şimdi. Şimdi bunlar bizde, zahirde bize geliyor. Hakikatta onun hakikati unvanına girersek, Cebrail'in unvanına, dimağımız Cebrail'leşiyor. Ceberut alemine en camiane oluyor. Anlıyor musun? O zaman Azrail gelip canını almıyor. Zahir de geliyor, doğru, sureti böyledir, aynı amenna. Hakikatta vefat anında Azrail gidiyor. Burada zaten. Azrail ötede değil. Şöyle değil. Said, ağaçta olan bir şey meyvesindeki çekirdekte var mıdır? Olmadığını kabul edebilir misin? Sen kainatın çekirdeği misin? Usta çekirdeği misin? O zaman Azrail de var sende. Var. O zaman Azrail geliyor. İçerideki Azrail ile hadi arkadaş kardeşim ikisi çekip gidiyorlar. Azrail sende olmasa ruhu cesette kim tutacak? Anladın mı? O zaman korkma Azrail'den, zaten sende. Tutuşan adam gibi kendinden kaçıyor ya, daha beter yanıyor, daha hava vuruyor. Sen de Azrail bende diye kaçma kendinde. Daha çok yanarsın. Daha çok yanarsın. Peki, şuna, ötekisini de görmem, zihşuurda bu batındı. Zihşuur bak batın ismine, Melekut'a, Cebrail Aleyhisselam'a, havaya, tuğraya. Demek ki vücud harici Mikail Aleyhisselam. Şuur. Yani insanlık verilmiş bize. Cebrail Aleyhisselam da havayı temsil eder. Bizim şuurumuz. Tura'dır Süleyman Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Havaya binmişler ya. Bilerek yapılmış. En kesip kimdi? Toprak. Simgesi Adem ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Temel değil mi? Temel. Ziyayattır, zahir ismine bakar, mülktür, mülk, yani
zahir batın var ya, mülk şeyine bakar. İsrafil simgeler su ve mühürdür. Suyu kim temsil eder? Peygamber olarak hatırlayın. Nuh ve Musa. Tamam mı? Peygamber duygular. Yani bunu uygulayabilmek için ne kadar sene uğraştık. Hepsini topladık. Zihayatta bir yerde zahirdir diyor. Bir yerde zihayat mülktür diyor. Bir yerde israfil temsil ediyor ikinci şu anda. Suyu muhur falan derken o senelerin böyle birikimini topladık. Zihayatın altına topladık. Hepsi parça parçadır. Buraya koyduk ama birbirine bağlı değil. Yani zihayat kategorisinde bunlar. Bak şu şey kanun emr evvel ismine Davut ve Adem Aleyhisselam'a bakıyor. Biz bir dakika o şeye Adem demiştik, İbrahim'dir. Evet. Şey vücud haliciye. Toprağa Adem Aleyhisselam demiştik ama. Yok. Şeymiş bir dakika. İbrahim'miş. Şöyle camiyet itibariyle vücudu temsil noktasında onunla çok uğraştık. İbrahim mi Davut mu? İbrahim mi Davut mu? Şu soruyu soracaksın. En cami olan, en kesif olandır. İbrahim mi daha cami, Adem mi? Daha cami. Şeriatı daha cami. Hatta zürriyetine gelmiş peygamberler. Efendim gelelim şuraya. Adem ve Davut nur ve sikkeymiş. Azrail Aleyhisselam'ın alem-i dayı bir simgedir. Şimdi geçiyorum öteki tarafa. Şimdi kainatın vücudu harici saat ne kadar oldu saat? 47 dakika olmuş ha. He. Öyle mi ya? Şimdi o zaman şuna gireyim. Derse bir 15-20 dakika kalmış ha. Derse? Evet. O zaman 8.30 değil mi? 8.30 abi. Derse mi 10 dakika var? Şey namazı. Namaz da okundu. Ezan zaten okundu da. Ha ders o zaman namazla kılmadık değil mi? Tabii namazla. He. O zaman biz kessek şimdi namaz okur şey kılabilir miyiz? Yetişir miyiz? Kılarız. Yetişir. Evet tamam. O zaman şey haftaya biraz daha erken gelip bugün anlatmadığımı anlatırız. Tamam. Bugün ne anladık? Ruhun dört hakikatından bir tanesi olan vücud harici. Vücud harici demek Allah'ın dışında yaratılan şeceri hilkatin hakikati bize hulasalanmış. Onun adına ne deniyor bizde? İnsaniyet deniyor. Yani vücud haricisi insaniyettir. Yani ustad da şöyle diyor ona hüviyeti şahsiyen hakikati insaniye. Demek ki insan yani insanlığı nedir denilirse sana hüviyeti şahsiyen hakikat insaniyem demektir. Dışarıya çıkalım. Yani senin arş-ı azamındır, ruhundur. Lef-i mahfuz olarak kendisini ifade eder. Değil mi? İnsan akılla bilinir ya. Aklı alırsan insan değil. Ondan sonra bütün isimlerin perdesi tecelli ettiği yerdi arştı. Arş neydi? Bütün isimlerin perdesiz tecelli ettiği yerdir. Arş-ı azam neydi? Cevherlerin olduğu yerdir. Lef-i mahfuz nedir? Dimağın olduğu yerdir. Cennet cehennem ne demektir? Kabz, bast haletleri, celal ve cemal tecellisinin bizdeki karşılıkları. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, olumsuzluklar. Celal tecellisi ki cehennemi temsil eder. Bast, surur, neşe, saadet, tamam, mutluluk vesaire. O da cemaldir. Bizde, alemde ise cennettir. Bizde budur. Onu dışarıya çıkarırsak mekan ve zaman olarak gözüküyor. O da lef-i mahfi ispattır. Mekan ve zamanı simgeler. Ondan sonra alemi şehadette olarak kulasalanır. Bu alemi şehadetin içinde de küre-i arz kainatın başkentidir. Tabiri caizse tövbe estağfurullah kainatın patronu da Allah'tır. Kainat şehri diyor ustam. Demiyor mu? Kainat şehrin başkenti dünyadır. 15. sözde kainatın kalbidir diyor. Başkenti de burasıdır. Alimşah onu da getirdi. O sana kodladı. Bu saydıklarımız kodlanmış. Ve böyle öyle sıkıştırmış ki sana sen bile göremiyorsun.
Ben bile göremiyorum. İşte insanlığımız kaynağı bu. Yani insan olmak demek kainatlaşmak demektir. İnsan olmak demek ağaç çekirdek mesabesinden ağaç olmak demektir. İnsan olmak o. Ağaç şeceri hırkat. Kainat büyük insan. İnsan küçük kainat. Küçük kainat olan insanın büyük olan insana dönüşmesidir. Çekirdek hakikatinden ağaç olma hakikatına inkişaf etmek bizim vücud haricimizin inkişafı demektir. Vâhır davahum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha'tı mâs-selâvâ.